Arkadaşlar merhabalar. Plaxis 2D için oluşturduğumuz XR sistemleri Plaxis makrosunu bugün sizlere biraz bahsetmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar burada bir konsol sistem oluşmuş ve bu konsol sistem iki kademe olarak kazı kademesi planlanmış. Ben buraya bir kazı kademesinde bir ankraç tanımlamak istiyorum. Bunu makro ile nasıl hızlı yapıyorum bunu anlatmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi ankraç sekmesine basıyorum. Ankraç sekmesi için bana genel parametreler, serbest bölge parametreleri ve kök bölgesi parametrelerini istiyor. Burada ankracımın x koordinatını yazmam gerekiyor. Benim burada ankracım x koordinatı sıfırda. İlk kazı kademem eksi 4 metrede olduğu için eksi 3,5 metrede ben bir ankraç noktası belirliyorum. Ankraç açısı burada saatin tersi yönünde olacağı için 15 derecelik bir açıyla planlıyorum bunu. 180 artı 15'ten 195 kazı genişliğini şu anda boş bırakıyorum. Çünkü burada kazı genişliğini bir önceki yaptığımız konsol sistem için tanımlamışız. Burada halat tipi olarak grade 270'yi seçiyorum. Anma çapım 0,6 inç olarak belirleniyor. Burada birer atlamalı olarak bu ankrajımı imal etmek istiyorum ve 1,70 metreyi burada seçtim. Burada serbest bölge uzunluğum 6 metre. Ankraj adedim de burada 3 adet olarak belirliyorum. Burada kök bölgesi elemanını embedded beamroll olarak veya geogrid olarak modelleyebilirsiniz. Bu örnekte geogrid olarak modelleyeceğiz. Burada kök bölgesi uzunluğu 8 metre olabilir. Kök bölgesinin çapı da santimetre olduğunu unutmayın. Burada da 15 santimetre bir kök çapı belirliyorum ve enter tuşuna bastığımda otomatik olarak malzemesi atanmış bir şey.